1833'te Tokat'ta doğan Gazi Osman Paşa, öğrenim hayatına İstanbul'da devam etti. Subay olarak ilk defa Kırım Savaşı'nda yer aldı ve 1857'de İstanbul'a döndü. Yurdun birçok bölgesinde hizmette bulunan Osman Paşa, Suriye'de, Girit'te ve Yemen'de hizmetlerde bulundu. 1876 Osmanlı-Sırp Savaşı'nda gösterdiği başarılarla büyük takdir topladı ve 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Plevne'yi savunmakla görevlendirildi. Kısa bir hazırlıktan sonra emrindeki kuvvetlerle 13 Temmuz günü stratejik önem taşıyan Plevne'ye hareket etti. Osman Paşa kasabaya vardıktan sonra burayı müstahkem bir mevki haline getirmek için çalışma başlattı. Siperler yapıldı. Bütün tabyalar birbirine ve karargaha telgraf hatlarıyla bağlanarak irtibatın kolay ve güvenilir bir şekilde kurulmasını sağladı. Kuşatma boyunca dört büyük muharebenin yanında ufak çaplı çatışmalar da gerçekleşti. Uzun süren kuşatma sırasında mühimmat ve yiyecek sıkıntısı çekmeye başlayan Plevne müdafileri Huruç Harekatı'nda bulunmaya karar verdi. Yapılan son yarma harekatı başarısız olsa da Plevne savunması harp tarihinde önemli bir yere sahip oldu. Böylece Plevne 143 gün süren bir müdafadan sonra düşman eline geçti. II. Abdülhamit, Harbiye Nazırı Rauf Paşa'yı Petersburg'a göndererek Osman Paşa'nın İstanbul'a gönderilmesini rica etti. Paşa, Nazır ile beraber 1878 Mart'ının başlarında İstanbul'a geldi. Paşa'nın dünyanın takdirini kazanan başarıları Sultan Abdülhamit'i fazlasıyla memnun etti. Savaştan hemen sonra padişah tarafından üstün hizmetlerinden dolayı kendisine gazi unvanına ilaveten birinci rütbeden Nişan-ı Osman, bir kılıç, bir çift dürbün ve bir çift tabanca hediye edilerek bir de berat verildi.